Değerli seyirciler, sizler için Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün Iğdır'dayız. Iğdır'da faaliyet gösteren Çimen Hanım ve Ercan Bey'le birlikte şimdi kendini dinliyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz, iyiyiz. Siz nasılsınız? Çimen Hanım ve Ercan Bey kimdir? Biraz bahsedebilir misiniz? Ben Çimen Porsuk. 2 yıldır bu organizasyon işiyle uğraşıyorum. İşi ortağım Ercan Bey'le yapıyoruz bunu. Ercan Bey'e sözü vereyim. Merhabalar. Öncelikle siz de hoş geldiniz. Çimen'e teşekkür ettim söz verdiği için. Yani şöyle bir şey, ben bu sektörde tabii biraz daha yeniyim Çimen'e göre. Çimen benden daha önce başladı. Yeni girdim bu sektöre. Şu an güzel gidiyor, eğlenceli gidiyor. Öyle devam ediyoruz. Bakalım ne olacak. Peki Çimen Hanım, buradaki faaliyetleriniz nelerdir? Biz kraliçe çiçekçilik ve organizasyon olarak kına, düğün, nişan, söz, sünnet, evlilik teklifleri, doğum günleri bu tarz faaliyetler veriyoruz. Müşterilerimize alan ışıklandırma, mekan süslemeleri bu tarz konularda da yardımcı olabiliyoruz. Peki Ercan Bey, siz işinizi yaparken keyif alıyor musunuz? Şimdi şöyle bir şey, tabii ki eğlenceli bir sektör olduğu için kendim önce eğleniyorum ki daha sonra karşıdaki müşteriyi, bize gelen insanları daha fazla eğlendirebilmek için. Bu şart. Bir kere bu işi yapıyorsanız önce eğleneceksiniz, daha sonra eğlendirme işi geliyor. Böyle devam ediyoruz. İnşallah tabii bizim düşüncemiz şöyle, bu sektörde bulunan birçok insan var ama genelde standart gidiyor. Bizim, yani daha doğrusu benim amacım, bu işe girmekteki amacım bu standardı biraz bozmak, biraz daha farklılıklar göstermek. Bu yönde de inşallah ilerleyeceğiz. Biliyorsunuz pandemi dönemindeyiz. Pandemi döneminde yaparken organizasyonlarınızı neye göre yapıyoruz? Bir önlem alıyor musunuz? Tabii ki de elimizden geldiği kadarıyla önlem almaya çalışıyoruz ve gittiğimiz bütün her yerde önlemini alması için uyarıyoruz. Öncelik maskemiz, kolonya, dezenfektan, bunları kullanmaya önem gösteriyoruz. Peki Ercan Bey, bu hizmeti sizden herkes alabiliyor mu? Her bütçeye hitap edebiliyor musunuz? Tabii ki, yani şöyle bir şey var. Her kişiye hitap etmek zorundayız. Her sektöre hitap ettiğimiz gibi. Çünkü yani şöyle her... Bize gelen her müşterinin bütçesi çok yüksek, bedelleri uygun olmayabiliyor. O yüzden onların isteğine, arzusuna göre giden malzeme veya bizim yaptığımız farklılıklar tabii ki bütçeye göre değişiyor. Az veya çok bütçeye göre yaptığımız işlem de değişebiliyor. Peki Çimen Hanım, yaptığınız etkinliklerde konsept çalışmalarınız var mı? Tabii ki yaptığımız konseptler kişiye göre değişiyor. İstedikleri müziklere kadar biz ayarlayabiliyoruz onları. Örnek veriyorum, normal dans yerine zeybek oynayan, yani oynamak isteyen müşterilerimiz olabiliyor. Testi oyunlarımız oluyor. Rengarenk oyunlarımız oluyor. Kına çeşitlerinde mesela istenilen padişah modeli ya da Osmanlı modeli farklı tahtlarımıza yer verebiliyoruz. Peki Ercan Bey, bu hizmeti kaç kişilik bir ekiple veriyorsunuz? Mekandayken, iş yerindeyken ya da bu işle uğraşan 4 kişiyiz. 4 kişilik bir ekibimiz var. Ama tabii ki bu programlara giderken iş yeri açılışları olsun, kınalar, düğünler. Bu işi yaptığımız sıra sayımız tabii değişebiliyor. 10-12 kişi olabiliyor. Bu 4 veya 5 bayan arkadaşımız var. Geri kalan bay elemanlarla bu şekilde devam ediyoruz. Peki Çimen Hanım, bu hizmeti almak isteyenler size nasıl ulaşabilirler? Tabii ki tüm sosyal medya platformlarından bizlere ulaşabilirler. Kraliçe Kına diye bütün etkinliklerimizi görüntüleyebilir ve izleyebilirler. Programı sonlandırmadan önce eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Star TV ailesine bizleri tercih ettikleri için çok teşekkür ederiz. Gününüzün eğlenceli geçmesini istiyorsanız bizi tercih edin. Çimen Hanım ve Ercan Bey, ben değerli bilgilerinizle teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.